Kırıkkaleli hemşerilerim, değerli milletvekili adayım, çıktığınız bu yol hayırlara vesile olsun. Memleketimiz, milletimiz için, adayımız için Cenab-ı Allah hayırlısını versin. Biz bu yolda vatan için mücadele edeceğiz. Parti pırtı değil, vatanımız için mücadele edeceğiz. Görüyorsunuz 17 senedir 4 kere bu millet AK Parti'yi iktidar etti. Ama maalesef milletimiz umduğunu bulamadı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, efendim istemezseniz giderim. Git kardeşim. Bu ülkenin çok evladı var. Çok evladı var bu ülkenin. Şimdi efendim 24 Haziran'dan sonra diyor, bu ülkeyi şaha kaldıracağım. Neredeydin 17 senedir kardeşim? Hükümet sendin, başbakan sendin, cumhurbaşkanı sendin. Bütün belediyeler elindeydi. Kaldırdın da önüne duran mı oldu yani? Tamam, sattık, deniz bitti. Bundan sonra gidilecek bir yer kalmadı. Şimdi ben giderim, gideceksin. Şekli yok bu işin. Milli iradenin önünde hiç kimse duramaz. İnşallah. Yani Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan sonra bu ülkenin cumhurbaşkanı Sayın Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendi olacaktır. İnşallah. Bu ülkede inşallah Teala düzlüğe doğru gidecektir. Biz bunu mücadelesini vereceğiz. Milletvekili adaylarımızla birlikte, sizlerle birlikte inşallah da başarılı olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Milletvekili adayıma Sayın Avniye Albayrak hanımefendiye mikrofonu arz ediyorum. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Sevgili hemşerilerim, sayın başkanım ve il yönetimindeki arkadaşlar. Ben Avniye Yalçıntaş Albayrak. Keskin'de doğdum, büyüdüm. Sonra Ankara'da evlendiğim için ikamet etmek durumunda kaldım. Ama hepinizin bildiği gibi Albayrak soyadından da anlıyorsunuz. Mehmet Ali Albayrak'ın eşiyim. Nevzat Yalçıntaş'ın da yeğeniyim. Sevgili hemşerilerim, ben Ankara İl Yönetimi'nde kurucu il yönetimi olarak görev yaparken ani baskın seçim sonucunda istifa ettim arkadaşlarımın ısrarıyla. 3. bölgeden aday olmam için ısrarlar oldu ama ben Kırıkkale'de siyaset yapmak için bu yola girdim. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Mutlaka inanıyorum kadınların gücüyle inşallah aday olursam hep birlikte çalışmayı arzu ederim. Bildiğiniz gibi memleketimizin bu sıkışmış durumundan, bu ekonomik bozukluktan, adaletten yoksun, özgürlükten yoksun, hukuk tamamen bitmiş durumdayken ülkemizin bir rahatlamaya ihtiyacı var ve bunu da Sayın Meral Akşener'in başaracağına inandığımız için biz bütün cesur kadınlar bu yolda birlikte olacağız. İnşallah 25 Haziran günü Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah. Ben bütün burada hemşerilerimin tamamı, aday olan hemşerilerime başarılar diliyorum. Birlikte beraber saygı ve sevgi içerisinde çalışma yapacağımıza inanıyorum. İnşallah. Bir kadın olarak ilk defa herhalde Kırıkkale'de kadınlar aday oldu. Ondan da çok mutluyum. Evet, İnşallah. Kadın adayların olmasından. Çok aday olmasının onurunu da duyuyorum. Çünkü çok aday demek İyi Parti'ye olan teveccühün çok büyük olduğunu gösteriyor. Tabii ki. Ben herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Türkiye iyi olacak, İnşallah. Kırıkkale iyi olacak. İnşallah. Sayın adayımız hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Mücadeleyi beraber yürüteceğiz. İnşallah. Biz şu anda il olarak bütün adaylarımıza eşit mesafede olduğumuzu Mutlaka. Bilin. Mutlaka. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Memleketinize ediyorum. De hayırlı olsun. Teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çalışması yaptınız. Evet. İYİ Parti'den Kırıkkale'den milletvekili aday adayınızı evet. açıkladınız. Evet. Kırıkkale niçin?
Kırıkkale niçin aday oldunuz? Kırıkkale'ye niçin aday oldum? Öncelikle hemşerilerimi ve Kırıkkale sevdalısı olduğum için. Bir de daha önce biliyorsunuz bir seçim çalışmamız oldu. Çok az bir oyla kaybettik. Gittik. Ondan sonra eşimi kaybettim bildiğiniz gibi. Ben o günden beri aslında siyasetin içindeyim. Meral Hanım çıktığı zaman da onunla birlikteydim. Kırıkkale'yi sevdiğim için, bir keskinli olduğum için ve şimdiye kadar gördüğüm siyasetçilerin Kırıkkale'ye en ufak bir yatırım, bir şey yapmadıklarını gördüğüm için, Türkiye'nin %70'inin, çalışan hanımlar da var tabii ama %70'inin ev hanımı olduğu halde Kırıkkale'de bu yoğunlukta çalışan hanım sayısı az biliyorsunuz. Bu kadınların sorunlarını dile getirmek, onlarla hemhal olmak için Kırıkkale'den aday olmayı çok arzu ettim. Aslında benim Keskin'de de evimiz var. Bir Keskinliyim. Keskin'i de çok severim. Biz zaten sürekli gelip gidiyoruz. Çocuklarım da çok sever. Torun, bende 6 tane torun var. 4 çocuk, 6 torun sahibiyim. Onlar da Keskin hastasıdırlar. Onun için ben Kırıkkale'den başka yerde düşünmedim siyaseti. Allah kısmet eder de aday olursam. Şimdi siyaseti birçok kişi değişik şekilde yapıyor. Kimi isim yapmak için yapıyor, kimi rant için yapıyor, kimi de hizmet için yapıyor. Benim amacım hizmet için milletvekili olmak. Bunu içtenlikle söylüyorum. Gerçekten zaten birçok dernekte üyeyim. Birçok federasyonda hiç yani boş durmam, çalışan biriyim. Öğrenci okutuyoruz, bizim Keskin Derneğimiz var, oranın yönetimindeyim. Arkadaşlarla birlikte elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Yani hiç Keskin'den ve Kırıkkale'den kopmuş değilim. Onun için başka yerden değil de Kırıkkale'den aday oldum. Memleketime ve hemşehrilerime hizmet etmek için. Evet, bu yola çıktık diyorsunuz. Evet. Evet. Ve bir hanımefendiyi, Meral Akşener'i, kadınlara olan tutumunu bildiğim için, onlara değer verdiğini bildiğim için onunla bu yola ta baştan beri koyuldum. Allah kısmet ederse, aday olursam ben de gerçekten memleketime ne yapabilirim diye uğraşacağım. Yani buradan geçip koyup meclise gidip de unutanlardan olmayacağım. Bu memleket biliyorsunuz yıllardır ben çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim. Annem Adalet Partisi Kadın Kolları Başkanı'ydı 68'lerde. O bile, bak o devirde o bile gidip Dedeman'da rahmetli Demirel'in karşısında Keskin için bir şey isteyen bir kadındı. Ama şimdiki siyasilere bakıyorum hiç memleketi için hiçbir şey istemiyor. Benim amacım memleketim için bir şeyler yapmak. Bu ben çok belki sizler hatırlamazsınız yaşınız küçük ama bu memleketten hem milletvekili çıkmıştır, bir sürü bürokrat çıkmıştır, senatörler çıkmıştır. Hiçbirinin bir faydasını bu memleket görmedi. Aynı duruyor. Başka şehirlere bakıyorum. Niçin görmüyor oradan baktığınız zaman? Niçin görmüyor oradan baktığınız zaman? Oradan baktığım zaman çalışmıyorlar, istemiyorlar demek ki. Onu görüyorum. Başka ne görebilirsiniz? Yani çalışmak isteyip memleketine bir çivi çakmak isteyen adam çalışır orada yani. Benim biraz önce bahsettiğim şey o. Kimisi isim yapmak için, kimisi rant için, kimisi de yani memlekete hizmet için milletvekili olunmalı bence. Millet getiriyor sizi, oyu o veriyor ama millete hizmet yok. Kırıkkale sizi izliyor. Ne diyeceksiniz Kırıkkale'ye? Buyurun. Kırıkkale'ye her şeyin güzel ve iyi olacağını Sayın Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı, bizim adaylarımız kim sıraya girerse 3-0'ı istiyorum. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.